Merhaba, Dündar Bey'i gördünüz mü? Görmedim. Sağ ol. Dündar'ı arıyorum da gördünüz mü? Görmedim. Ah, hoş geldin tatlışko. Kocanı mı kaybettin? Bulman için yardımcı olmamı ister misin? Mevcut durumunda bana koca bulma konusunda pek yardımcı olabileceğini sanmıyorum Füsuncuğum. Aa, Dündar Bey'i gördünüz mü? Yok, görmedim. Dündar Bey odasında mı gördünüz? Hayır, görmedim. Dündar? Handan? Ben de seni arayalım. Bu nedir? Sürpriz. Seni birkaç saatliğine çalmaya geldim. Herhalde sensiz de yapabilirler. Ha, söyle, odama geçeyim. Dündar, ben bir hata mı yaptım? Ya ben düşünmüştüm ki... Ne düşünmüştün? Yani şirkette nasıl piknik yapacağımızı çok düşünmedim tabii de. Benim bir fikrim var. Ne için? Piknik. İnanır mısın, ben de tam olarak böyle bir şey hayal etmiştim. Bakalım bunların içinde neler varmış. Sever misin bilmiyorum. Böyle şey gibi olmadık mı, reklam filmlerindekiler gibi? Ama hayat sigortası reklamı. Mutluluğumuza. Sen içmeyecek misin? Ha, önce sen bir yudum al istedim. İş yerimde. Çalışanlarımın içinde böyle olaylardan hoşlanmam. Handan. Özel hayat ayrı. Şirket ayrı. Bugün olanlar bize hiç yakışmadı. Herkesin içerisinde beni gülünç duruma düşürdü. Bir daha tekrarlanmasın. Anlaşıldı mı?
Sen keyfini çıkar. Benim işimin başına dönmem lazım. Sürpriz yapacakmış. Senin neyin acaba sürpriz? Kendini de rezil ettin, adamı da rezil ettin. Bitirdin, bitti işte. Koskoca Dündar Demir iş yerinde rezil etmeyi başardın Handancığım. Bravo, sana ne kadar aptalsın ya. Ne kadar aptalsın. O Dündar Demir peki sen kimsin? Sen kimsin ya, sen nesin? Ha? Sen nesin acaba? Allah bilirsin sen. Handan Demir olmam gerek.